Hello ladies and gentlemen, welcome, have a happy day everyone. Sultan appetizer recipe pink, yogurt mayonnaise purple cabbage and we will prepare appetizers. Materials: 4 purple cabbage, 10 lemon, a liter of grape vinegar, 100 grams salt, well make enough for 100 people, 3 weight mayonnaise, 8 pounds of yogurt, a bunch of parsley, 80 grams of garlic. Hanımlar beyler merhaba. We need a sharp knife. Pembe Sultan mezesi. Required to use gloves for protection from the color of purple cabbage. After preparing purple cabbage 2 days there's a waiting period. Take the outer leaves of purple cabbage. Cut off the stem part out with a knife and carving. Pembe Sultan mezesi hazırlayacağız. Bunun için mor lahanaları ince ince doğrayacağız. Chop fine after you split it into 4 parts. Making sure you cut your hand cut. 4 adet mor lahana, 10 tane limon, üzüm sirkesi, tuz, mayonez, yoğurt, 1 demet maydanoz ve ezilmiş sarımsak kullanacağız. Keskin bir bıçağa ihtiyacımız var. Mor lahananın rengini elimize geçmemesi için eldiven kullanıyoruz. Mor lahanayı hazırladıktan sonra 2 gün bekleyecek. 2 gün sonra mezeyi hazırlayabileceğiz. Mor lahanaların üç yaprağını alın ve ince ince doğrayın. Chopping mixing process. The process is over now. What we're going. Doğrama işlemi bitti. Şimdi karıştırma işlemine geçiyoruz. Doğranmış mor lahanalara 100 gram kadar tuz ilave edeceğiz ve karıştıracağız. A kind of salt and mix with 100 grams. Bir tur tuz yiyeceğe kadar karıştıralım. Lahanayı derin bir kaba aldıktan sonra 10 tane limon suyu sıkıp ekleyeceğiz. In a deep bowl add the lemon juice and we use organic lemons and 10 will be 10 tane doğal limon suyu. A kind of lemon juice and mix. Ekleyip karıştıralım. Üzüm sirkesi. Stir in the vinegar. Karıştıralım. Put mash and mix. This way you will have to wait for 2 days in the fridge. Add a quart of grape vinegar. After waiting for 2 days in the fridge, 2 gün bekleyecek. We are going to making mayonnaise. Mayonez yapmana geçelim. Chilled steel cookware for mayonnaise, liquid sunflower oil, egg yolk, lemon juice, a little salt. Mayonez için çelik tencere. Take the whites of the eggs. Yumurta sarısı. Sıvı çiçek yağı. Stir in the yolks of 5 eggs. Limon suyu ve biraz tuz gerekiyor. Stir in the lemon juice. 5 tane yumurta sarısı ve limon suyunu ilave edelim. Add a little salt. Biraz tuz ilave edin. Add liquid sunflower oil PET bottle. Sıvı çiçek yağını
Bir pet şişe içine aktarın. Prepare the mixer. Mikserini hazırlayın. Make a small hole into the cap of the pet bottle. Pet şişenin kapağına küçük bir delik açın. Sıvı yağı yavaş yavaş ilave edeceğiz. Whisk the eggs and stir while the liquid in oil. Karıştırırken sıvı yağı da bir taraftan ilave ediyoruz. Slowly add oil. İnce şekilde ilave edilecek sıvı yağ. Mayonezin oluşmaya başladığını göreceksiniz. Kullandığınız malzemeler eğer soğuk olursa sıvı yağ dahil dolaba koyup soğutabilirsiniz. Yumurtaları, tencereyi daha kolay olacaktır. Mayonezde kullandığınız yumurtaların taze olmasına dikkat edin. Beyazlaşmaya başladı ve katılaşmaya başladı. Sıvı yağı bu hızda ilave ederek çoğaltın. Mayonnaise began to form. Duplicate by adding liquid oil. Stir in the mayonnaise until 3 weight. 3 kilo mayonezi derin bir tencereye ilave edin. Stir in yogurt 8 or 10 pounds. 8 veya 10 kilo yoğurt ilave edebilirsiniz. Bu hazırladığımız 100 kişiye yeterli olacaktır. Mix yogurt and mayonnaise. Yoğurt ve mayonezi güzelce karıştıralım. Stir in some crushed garlic. 50-60 gram kadar ezilmiş sarımsak ilave ediyoruz. Lahanalarımız 2 gün dolapta bekledi. Purple cabbage stir into a filter. Lahanaları süzgecin içine aktaralım. Suyunu süzmesi gerekiyor. You can use the water again and thoroughly drain the water pink. Suyunu iyice süzün ve bu çıkan pembe suyu da tekrar kullanabilirsiniz. İçine lahana doğrayıp dolapta muhafaza edersiniz. Dehydrated cabbage stir into the mixture in a manner. Önemli olan mor lahanayı oldukça ince doğramak, tuz, sirke ve limon suyunda 2 gün kadar bekletmek. Mor lahanalar biraz yumuşayacak. Turşu gibi olacak. Lahanaları bu yoğurt ve mayonez karışımına ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştıracağız. Pembe bir renk alacak. Hoş bir görüntü. Lezzeti de oldukça güzel. Mix completely. Denemenizi tavsiye ediyorum. Important purple cabbage chopped very fine. Orijinal pembe sultan mezesi kırmızı pancardan olur ama kırmızı pancar herkesin evinde olmadığı için biz mor lahanadan yaptık. Salt, vinegar and lemon juice allow to stand for 2 days. A bit of purple cabbage will melt will be in the form of pickles. Chop some parsley and add to the top. Sultan purple pink cabbage appetizer ready. Üzerine biraz maydanoz ilave edin. Bon appetit. Hemen bir tabak hazırlayalım. Limon ve domatesle süsleyelim. Pembe sultan mezemizi ilave edip. Subscribe to my channel and my other tofu follow recipes. Thank you for watching the video. I would leave.
Herkese iyi günler, afiyet olsun.